Arkadaşlar, paneldeki en önemli butonlardan biri olan otomatik ton değiştirme videosuyla beraberiz. Bu buton sayesinde artık kürsü bilmenize gerek kalmadan kürs ile nokta atışı ve otomatik olarak istediğiniz rengi, istediğiniz renge çevirebileceksiniz. Hatta istediğiniz bir rengi kürs ile oluşturabileceksiniz. Gerçekten tüm iş akışınızı değiştirecek bir video olacak. Arkadaşlar Photoshop'taki en önemli adjustment layer hiç kuşkusuz ki Curse. Neredeyse tüm kombinasyonlar Curse'ün üzerine kurulmuş durumda. Fakat Curse anlaşılması çok zor, uygulamakta da sıkıntılı olan bir araç. Bir Curse oluşturduğumda bir renk efekti ya da bir renk ekleme işlemi yapmak istediğimde Red, Green ve Blue kanallarına girerek burada uygun bir nokta koyarak ve bunların 3'ünü kombine ederek bir renk elde etmem ya da renk değişikliği sağlamam gerekli. Fakat ben bu renk noktaları nereye koyduğuma göre ne miktarda aşağıya ya da ne miktarda yukarı aldığıma göre elde edeceğim renk tamamen değişiyor. O yüzden bu üçünü kombinlemek bu üçüyle doğru bir şekilde orantı tutturmak neredeyse imkansız. O yüzden kullanıcılar körsün potansiyeli ne kadar yüksek olsa da kullanamadıkları için bundan faydalanamıyorlar. Fakat ton değiştirme aracı sayesinde artık istediğiniz körsü oluşturmak çok kolay. Herhangi bir şekilde körs kullanım bilgisine sahip olmadan A rengini B rengine çevir demeniz yeterli olacak ve sizin için ilgili körsü otomatik olarak oluşturacak ve nokta atışı bir şekilde. Gelin şimdi bunu bir deneyimleyelim. Ben bu cilt renginin biraz kırmızı olduğunu düşünüyorum. O yüzden otomatik ton değiştirmeye tıklıyorum. Bana bir tane ekran çıkarıyor. Bu ekranda ben cilt rengini seçmem gerekli. Cilt rengini seçerken dikkat etmem gereken şey şu. Tutup gölgeli alandan seçmiyorum. Aşırı parlak alandan seçmiyorum. Cildin genelini temsil eden renk neresi ise orayı seçiyorum. Cildi aşağı yukarı şurası temsil ediyor ve ben de okey dedim açılan pencerede renk tonu, doygunluk, parlaklık ve aşağıda da giriş ve çıkış rengi yazıyor. Giriş rengi bizim az önce seçtiğimiz renk. Çıkış rengi o rengin birazdan dönüşeceği rengi gösteriyor. Herhangi bir değişiklik yapmadığımız için giriş rengi ile çıkış rengi şu an için aynı. Arkadaşlar buradaki değerleri görerek kafanız karışmasız. Bu bizim ilk önce seçtiğimiz cilt renginin karşılığı olan değerleri gösteriyor. Ben şunu istiyorum. Cilt rengi kırmızıydı. Biraz daha sıcak yapmak istiyorum. Yani rengin tonunu değiştirmem gerekli. 24 derece bir cilt için kırmızı anlamına gelebiliyor. Sıcak bir cilt için 30 ile 35 arasında olmalı. Ben mevcut cilt rengimin tonunu 24'ten 32'ye kaydırıyorum. Ve renk doygunluğunu da 40'tan örnek veriyorum 45'e kaydırdım. Rengin parlaklığını da 75'ten 77'ye kaydırdım. Çok uçuk örnekler yapmayın. A renginden B rengine küçük değişiklikler yapın. Seçtiğim cilt renginin değerlerini olmasını istediğim cilt rengine göre yeniden revize ettim ve giriş ve çıkış renginin farklılaştığını görebiliyorsunuz. Böyle girmiştin diyor, şu an böyle çıkacak bu renk diyor. Uygula dediğimde bana A rengini B rengine çeviren körsü otomatik oluşturuyor. Bakın birinde bu noktadan tutmuş, birinde bu noktadan tutmuş, birinde de bu noktadan tutmuş. Yani 3 noktayı olması gerektiği gibi değiştirerek benim orada sliderlarla belirlediğim renk tonunu bir curse aracılığıyla oluşturdu. Arkadaşlar bu gerçekten inanılmaz bir şey. Hiçbir şekilde curse bilmeden A rengini B rengine çeviren curse'leri otomatik olarak oluşturabiliyorsunuz. Bu gerçekten Photoshop'u yeniden yazmaya eş değer sayılabilecek bir olay. Açıp kapattığında ilgili körsün çok basit bir şekilde oluşturulduğunu ve fotoğrafıma çok tatlı bir şekilde eklendiğini görebiliyorsunuz. Şu an bu tabii ki her tarafa etki ediyor. Siz sadece cilde etki etmesini isterseniz maskeleyebilirsiniz. Fakat bu kör her tarafa yumuşak bir şekilde etki ettiği için Bence maskelemenize bile gerek kalmıyor %90 ihtimalle. Şimdi başka bir örnekle durumun ciddiyetini ve önemini tazeleyelim. Örneğin böyle bir fotoğraf açtım ve arka plandaki maviyi ben biraz daha yeşil tonlarına çekmek istiyorum. Tek yapmam gereken şey otomatik ton değiştirmeyi kullanmak. Otomatik ton değiştirmeye tıkladım. Bana diyor ki giriş rengini seç. Bakın arkadaşlar bu aşama çok önemli. Tutup gölgeli alanı seçmiyorum parlak alanı seçmiyorum. Burayı temsil eden rengi seçiyorum. Aşağı yukarı orta tonları yani şuraları seçtim. Okey dedim. Bana A rengini B rengine çevirmek için gerekli değişiklikleri yapacağım. Paneli açtı. Seçtiğim rengin renk tonu, saturasyonu ve brightness'ın değerleri burada mevcut. Ben bunu biraz daha yeşile çekmek istiyorum. O yüzden sola doğru kaydırdım arkadaşlar. Ve biraz da renk doygunluğunu artırmak istiyorum. Bunu da sağa doğru kaydırdım. Hatta biraz daha yeşil yapayım. Biraz da parlaklığını düşüreyim mi artırayım mı bakıyorum. Şu an okey. Bakın az önce seçtiğim renk giriş rengi adı altında burada gözüküyor. Ve şu an elde ettiğim rengi görebiliyorsunuz. Ben bunu uygula dediğimde ilgili körsü bana verdi. Ben şu an manuel bir şekilde bu körsü elde etmem gerçekten çok zor. Ya da çok zaman alır. Çünkü tutacağım noktaları belirlemem, bunu ne kadar aşağı indireceğimi belirlemem ve doğru değeri bulmam için biraz uğraşmam gerekti. Şu an mavi olan rengi yeşil yapacak ve aynı zamanda diğer renkleri de sırıtmayacak şekilde yaptı. Şimdi biz bunu bir adım daha öteye getirelim. Hiçbir şekilde model etkilenmesin. Modelin haricindeki arka planın rengini değiştirmek istiyorum. Bakın, panelin güzelliği tam olarak burada devreye giriyor buradaki butonları birbirleriyle kombine yapabiliyorsunuz. Örneğin seçim yapma menüsünde arka planı seçiyorum. Şu an seçim aktif karıncalanmayı görüyorsunuz. Arka plan seçili. Arka plan seçiliyken otomatik ton değiştirmeye tıklıyorum. Ve arka planda değiştirilmesini istediğim rengi seçtim. Okey dedim. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Yeşile çekiyorduk. Şöyle yeşile çektim. Ve biraz da renk doygunluğunu tekrar artırdım. Ve uygula dedim. Bakın şu an modele hiçbir şekilde etki etmiyor. Çünkü önce seçim yaptım, ardından ton değiştirmeye tıkladım. Böylece seçim yaptığım maske otomatik olarak buna atandı. Şu an gerçekten dünyanın en iyi panellerinden birinde kusursuzca istediğimiz rengi istediğimiz renge çevirmeyi görüyoruz. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Uzaklaşıyorum öncesi sonrası hatta rengin kalitesine bakmak için şöyle bir yaklaşayım öncesi sonrası arkadaşlar körsün tüm potansiyelini sadece sliderlar yardımıyla kullanabiliyoruz arkadaşlar ton değiştirme ile yapabileceklerinizi gördüğünüzde aslında Photoshop'u yeniden keşfetmiş gibi heyecanlanacaksınız ve size bunun çok farklı kullanım şekillerini ilerleyen videolarda göstereceğim. Ama bu, bunu da göstermeden geçemedim. Bunu özellikle gelinlik beyazlatmada ya da damatlığın üzerine düşen rengi almada da kullanabilirsiniz. Örneğin ben bu fotoğrafa bir renk efekti uyguladım. Beyaz olan mermerler bakın şu an sayan tonlarında. Şöyle mermere tıkladığımda üzerinde bir renk olduğunu, saturasyon olduğunu görebiliyorsunuz. Beyaz bir rengin üstünde saturasyon olmaz arkadaşlar. Bunun üzerinde %7 miktarında saturasyon yani renk var. sayan bir görüntü var. Ben bunu gidermek için önceden buraları seçerdik, ederdik. İşte Hue Saturation ya da Selective Color'la buradaki sayenliği alırdık. Ama şu an hiç bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken şey adı üstünde. Ben bu tonu değiştirmek istiyorumsa ton değiştirmeye tıklıyorum. Açılan pencerede ilgili tonu seçiyorum. Seçtim. Ve bakın burada %7 miktarında satırasyon var. Okey dedim. Bakın oradaki değerlerin zaten buraya geldiğini görüyorsunuz. Yani şuradaki rengin rakamsal hali bu. Ben bu rengin üstünde herhangi bir doygunluk istemiyorum. O yüzden satırasyonu sıfırlamıyorum. %2 gibi çok küçük bir değere çekiyorum. Çünkü bembeyaz da olmamalı. Etraftan renk de yansımalı. Uygula dediğimde İşlem bu kadar arkadaşlar. Fotoğrafa yaklaşıyorum. Şu mavimsi olan alanların nasıl beyazladığını, üzerindeki renk filtresinin nasıl alındığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu yapmak gerçekten çok zor. Ama saniyeler içinde o rengin saturasyonsuz versiyonunu uygula dediğimde bana onu oluşturan körsü veriyor. Red, Green, Blue'ya giriyor, ilgili yerlere nokta koyuyor, onları ilgili miktarda yukarı ya da aşağı çekiyor ve benim istediğim ton değişikliğini otomatik olarak yapıyor. Photoshop'u yeniden keşfediyoruz. Gelin şimdi ilgi çekici bir örnek daha yapalım. Bu fotoğraf gayet güzel duruyor fakat arka plan biraz daha çiğ bir görüntüde. Bunu gidermek için öncelikle arka planı seçiyorum. Arka plan seçimi aktifken ton değiştirmeye tıklıyorum. Ton değiştirmede arka planı temsil ettiğini düşündüğüm bir rengi seçtim. OK diyorum. Açılan pencerede renk doygunluğunu bir tık artırıyorum. Ve biraz daha sarıya kaymasını sağladım. Ve biraz daha renk doygunluğunu artırdım. Uygula dedim. Arkadaşlar açıp kapattığımda şöyle uzaklaşayım. Açıp kapattığımda arka planın renk doygunluğunu Curse yardımıyla yine arka plandaki renkleri bozmadan nasıl etkili bir şekilde değiştiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten bunu hiçbir adjustment layer la elde etmek mümkün değil. Şimdi modeli seçiyorum. Model seçimi aktif. Otomatik ton değiştirmeye tıklıyorum. Cildi temsil eden bir yerden renk aldım. Ve cildin biraz kırmızı olduğunu gördüm. Ben bunu 30 gibi bir değere çektim. Biraz da renk doygunluğunu artırıyorum cildin. Ve uygula dedim. Sadece iki adımda fotoğrafın aurasını tamamen değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Öncesi sonrası. Şöyle aşağı taraf daha belirleyici öncesi sonrası öncesi sonrası otomatik ton değiştirme ile ilgili yapabileceğimiz çok farklı şeyler var. Ben bunu bir videoda tüketmek istemiyorum. Otomatik ton değiştirmenin ikinci videosunda da görüşmek üzere diyelim. Bekleyin.